SQL sorgularımıza devam ediyoruz. Engine'e bağlanıyoruz. Bu sefer Windows Authentication değil, SQL Server Authentication'la bağlanalım. SA diyoruz. Ben kurulum yaparken şifreyi 123 olarak belirlemiştim. Remember password diyoruz. Yani şifreyi hatırlayacağız. Connect dedik. Daha sonra sorgularımızı açıyoruz. Bugün biraz convert işleminden bahsedelim. Ben bu sorguyu aynen yazıyorum. Daha sonra convert işleminden bahsedeceğiz. Şu anda sorgu hata veriyor çünkü sütun sonunda virgül var ancak yeni bir sütun eklenmemiş. Sütunumuzun adı da birth date olacak. Şimdi sorgumuzu bir çalıştıralım. Bakalım ne oluyor. F5'e bastık. Sorgumuzu seçtik ve F5'e bastık. Gördüğünüz gibi tarih 1952 yılının Şubat ayının 19'u olarak görüntüleniyor. Şimdi biz buradaki tarihi gün, ay, yıl olarak görüntülemek istiyoruz. Bu durumda yapmamız gereken şöyle bir işlem. Bu convert kısmını yazmamız gerekiyor. Yani doğum tarihini varchar 10 tipinde 104 olarak görüntüleyeceğiz. Yani Türkiye formatında görüntüleyeceğiz. Hemen convert fonksiyonunu kullanıyoruz. Önce bizden hedefin tipini istiyor. Yani birth date hangi tipe çevrilecek? Biz varchar 10 diyoruz. Çünkü tarih formatı 10 haneli oluyor. Mesela gün kısmı, ay kısmı 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karakterde yapabiliriz. Ama noktalar da olduğu için yani şöyle oluyor. 17 Kasım 1976. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karakter olmuş oluyor. Bu yüzden varchar 10 diyoruz. Virgül, birth date'i Türkiye formatında 104 olarak görüntüle ve sütuna da bu sütuna da doğum tarihi adını ver diyoruz. Çalıştıralım bakalım ne olacak. En son görüntü şu şekildeydi. Yani gördüğünüz gibi tarihler şöyle görüntüleniyordu. Çalıştıralım. Gördüğünüz üzere tarihler artık 19 Şubat 1952 olarak görüntüleniyor. Yani gün, ay, yıl formatında görüntüleniyor. Biraz da fonksiyonlardan bahsedelim. Şimdi burada önce bir değişken tanımlamışız. Şu kısımda declare etmetin envarchar 50 diyerek bir değişken tanımlamışız. Daha sonra bu değişken bir veri atamasına tabi tutulmuş. Yani set etmetin diyerek metin değişkenine bir değer ataması yapmışız. Bu metinde gördüğünüz üzere sonda ve başta boşluklar var. Yani şurada boşluk var gördüğünüz gibi. Burada boşluk var. Bazı durumlarda SQL Server'daki verilerde bu şekilde boşluklar oluşmuş olabilir. Boşlukları yok edebilmek için trim fonksiyonu kullanılır. Retrim sağdaki boşlukları, letterim ise soldaki boşlukları kırpar. Şimdi bu sorguyu ben tekrar yazayım. Declare etmetin envarchar 50. Yani metin adındaki değişkenimizin veri tipi envarchar ve boyutu 50. Metin değişkenimize atama yapıyoruz. Şuraya go ifadesini koyalım. Bir önceki sorgudan etkilenmemiş olsun. Yani bir önceki sorgu tamamlanmış olsun. Go ifadesiyle. Daha sonra da herhangi bir kırpma işlemine tabi tutmadan size veriyi bir görüntülemek istiyorum. Sorguyu execute ediyorum, çalıştırıyorum.
Şimdi ekrana bakalım. Gördüğünüz gibi metinde halen daha boşluklar görüntüleniyor. Yani bu metinde derken bu kelimesinden önce boşluk ve vardı kelimesinden sonra boşluklar var. Biz bu boşlukları kırpmak istiyoruz. Bu durumda öncelikle soldaki boşlukları kırpalım mesela. Letterim diyorum. Hani left trim. Soldan kırp diyorum. Sorguyu yeniden çalıştıracağım. Execute ettiğimde gördüğünüz gibi ekranda bu metinde ifadesinde bu kelimesinden önceki boşluk kaldırıldı. Şimdi bu ifadenin sağında boşluk var bu sefer. O zaman da retrim yani right trim'i kullanıyorum. Gördüğünüz üzere sorguyu bir çalıştıralım önce. Daha sonra gördüğünüz üzere diyelim. Evet, şu anda sağda ve solda oluşan boşluklar kaldırılmış oldu. Sorguda da space kullanılmış. Yani boşluk demek. Bir karakter boşluk bırakmışız. Sorguyu bir çalıştıralım önce. Bakıyorum. Gördüğünüz gibi rakamlar var. Yani sıra numarası yapmaya çalışmışız bir nevi. Ancak sıra numarası bu şekilde yapılmaz. Burada sadece biz string bir veriyle yani integer bir veriyle convert varchar integer bir veriyi varchar tipine çevirerek string veriyle birleştirmişiz. Bu örneği aslında adım adım size göstermek isterim. Yani string bir veriyle integer bir veri bir araya gelmez, birleşmezler. Onun için convert kullanmışız. Kategori ID virgül kategori ID artı bir boşlukla kategori name'i de getir diyelim. Bakalım convert işlevi olmadan çalışıyor mu bu? Select C nokta kategori ID. Tabi from ifadesi de gerekli. From'u da aldık. Şimdi normalde sorgunun çalışması lazım. Yani kategori ID değeriyle bir boşluk bırakarak kategori name değerini birleştirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi envarchar değeri beverage int veri türüne dönüştürülürken işlem başarısız oldu diyor. O zaman biz kendimiz int veri tipini varchar veri tipine çevirelim. Böylece birleştirme işlemi tamam olmuş olur. Yani şöyle görüntülemek istiyorum size. Şu kısmı uygulayacağız. Yani kategori ID değerini varchar 1 tipinde uzunluk 1 olacak convert edeceğiz. Hemen yazalım. Kolay görünsün diye alt satıra indim. Yoksa alt satıra inmeye gerek yoktu. Convert C nokta kategori ID. Convert işlevinde önce hedef tip belirtilmesi gerekiyor. Şöyle tekrar açayım parantezi. Gördüğünüz gibi target type diyor. Biraz yakınlaştırayım ekranı size. Target type diyor. Daha sonra expression ve expression'dan sonra da bir tarih falan varsa bunun tipini, stilini belirtiyoruz. Şu anda herhangi bir tarihimiz yok. Convert dedik. Var, char. Şu anda 1 demişim. Çünkü kategori ID değeri 8'e kadar gidiyor. Hani bu örnek için 1 yeterli. 99'a kadar gitseydi 2 derdim. Kategori ID değerini çevireceğiz. İşlemimiz tamam olmuş oldu. Yani kategori ID değerini varchar tipine çevirdim. Sorguyu çalıştırdıktan sonra da sonucumuzu bu şekilde elde etmiş olduk. Biraz da size ekrandaki şu sorgudan bahsetmek istiyorum. Bu sorguyu çalıştırdığımda şöyle bir sonuç döndü. Yani 01 2 nokta üst üste beverage, işte 08 2 nokta üst üste seafood şeklinde kategoriler sıra numaralarına göre listelenmiş oldular. Şöyle yapalım. Aslında sıra numaraları değil, ID değerlerine göre sıralanmış oldular. Burada replicate fonksiyonuyla 0 rakamını 2 defa eklemiş oluyoruz. Ama herhangi bir rakam varsa yani iki haneli hale getirmiş oluyoruz.
Convert varchar 2 dediğimizde kategori ID değeri 1 ise 0 2 haneye çevrilmiş oluyor. 1 01 oluyor. 3 yazsak 001 olur. Space 1 ile bir karakter boşluk bırakıyoruz. Arada artı işareti ile artı işleci ile 2 nokta üst üste koymuş oluyoruz. Pekala, replicate'i 3'e çevirelim. Bakalım ne olacak? Normal şartlar altında biz 001 bekliyoruz. Ancak 001 gelmedi. Neden? Çünkü convert işlevinde varchar'ın boyutu 2. Yani ne olursa olsun ben kategori ID değerini çevirdiğim zaman 2 karakter oluyor. Varchar 3 dedim. Çalıştıralım. Halen daha sonuç elde edemedik. Tekrar şöyle ekranı size yakınlaştırıyorum. Bu kısmı da 3 yaptığımız zaman 3 adet 0 eklenmiş olacak. Ctrl 1'e basıyorum. Gördüğünüz gibi ekranda sonuçlar görüntüleniyor. Bu sorguyu yeniden yazmıyorum. Yani replicate işleminin nasıl çalıştığını size göstermek istedim. Eski haline çevirdim sorguyu tekrar. GetDate bize bilgisayarın o anki zamanını döndürür. Yani tarih formatlı olarak. Çalıştıralım bir görelim. Bakalım 103, 104 ve 105 ne demekmiş? Çalıştırıyorum. Biraz da ekranı yakınlaştırayım sizlere. Gördüğünüz gibi 4 Temmuz 2014 slash ile beraber görüntülenmiş F103'te. F104'te nokta ile görüntülenmiş. F105'te ise çizgi ile görüntülenmiş. Yani 103, 104 ve 105 tarih formatları bize bu şekilde sonuçlar sunuyorlar. Bu sorgumuzda çalışanların doğum tarihleri date diff fonksiyonuyla farklı şekillerde görüntülenmiş gördüğünüz üzere. Yani yıl formatında YY year year demek, MM month demek yani ay, DD day demek yani gün. Şimdi bu şekilde görüntülediğimiz zaman sonuçları görelim. Nasıl çıkıyor ekrana? Gördüğünüz üzere Nancy W. 66 yaşında, 787 gündür, 787 ay ve 23.949 yıl çıkıyor. GetDate'e göre DateDiff tarih farkı. GetDate'in günün tarihini döndürdüğünü söylemiştik. Bakalım. GetDate gerçekten de günün tarihini ve saati döndürüyor bizi. Date part'a biraz bakalım. Burada da siparişin ay bilgisi, gün bilgisi ve çeyrek bilgisi sunulmuş. Date part ile yıl bilgisini, ay bilgisini, gün ve çeyrek bilgisini sunabiliyoruz. Date part işleminde kullanılan kısaltmalar bunlar. Bir de aslında order date'in kendisini de sunsaymışız iyi olurmuş. Order date'i de ekliyorum sorguma. Sorguyu tekrar çalıştırıyorum. Tabii ki virgül koyacağız çünkü araya yeni bir sütun eklemiş olduk. Sorgumuzu çalıştırıyoruz. Sonuçlar şöyle görüntülenecek. Ekrana bakınız. 1996 yılının birinci satırdan bahsediyorum şu anda. 1996 yılının Temmuz ayının 17'si. Bakalım. Sipariş 1996 yılı. Siparişin ayı 7 yani Temmuz. Şu kısımdan bakabilirsiniz. Şöyle sorguyu yukarı doğru
çekiyorum. MM'den dolayı mont görüntüleniyor. DD'de day, quarter'da çeyrek görüntülenecek. Çeyreğin ne olduğunu anlatacağım. Siparişin günü gerçekten de 17 Temmuz olduğu için 17. Çeyrek olarak da Temmuz dönemi 3. döneme sarkar. Şöyle anlatayım çeyrek olayını. 1, 2, 3 yani Ocak, Şubat, Mart ayları 1. dönemdir. 4, 5, 6 2. dönemdir. 7, 8, 9. aylar yani Temmuz, Ağustos, Eylül 3. dönemdir. 1996 yılının Temmuz ayı 3. döneme, 3. çeyreğe denk gelmiş olur. 10. ay, 11. ve 12. ay da 4. çeyrektir. Bazen bu çeyreklere göre raporlar alınır. Mesela muhasebeciler geçici vergi dönemlerinde çeyrek bilgisine göre rapor almak isteyebilirler. Date from parts'tan biraz bahsedelim. Bazı durumlarda size sorgulardan yıl bilgisi, ay bilgisi ve gün bilgisi farklı formatlarda dönebilir. Mesela 21 Mayıs 2014 Date from Parse'da şöyle görüntüleniyor. Böylece sizin sunmuş olduğunuz yıl, ay ve gün bilgisine göre tarih oluşturuluyor. Sorgu sonucuna şöyle bakalım. Biraz daha yaklaştırıyorum ekranı. Gördüğünüz gibi 21 Mayıs 2014 oluşmuş oldu. Yani bir sorguda veya bir değişken aracılığıyla size yıl, ay ve gün bilgisi sunulursa Date from Parse'la bu gün, ay ve yıl bilgisini tarih tipine çevirebilirsiniz. Daha detaylı şekilde Date from Parse'ı kullanmak isterseniz, aynı zamanda saat bilgisinin de sunulduğunu varsayıyoruz. Bu şekilde kullanım mevcut. Gördüğünüz gibi 21 Mayıs saat 8'i 20 geçe 20 saniye. Bir de size SYS Date Time ve Get Date'ten bahsetmek istiyorum. Sorguyu bir çalıştıralım. Ekranı yaklaştırdım. Gördüğünüz gibi SYS Date Times virgülden sonra 7 haneye sahip. Get Date ise 3 haneye sahip. Şöyle diyebilirsiniz, yani bana virgülden sonra salise hassasiyeti nasıl bu şekilde lazım olabilir? Bazı durumlarda bazı tablolara yüz binlerce veri aynı anda eklenmekte. Böylece Get Dates kısmındaki 3 haneli salise bölümü size yeterli olmayacak. Yani saat 7, 7'yi evet saat tam 7'de 26 saniye 520 salise hassasiyetinde bir veri eklediğimizi düşünürsek, aynı anda 50 bin veri eklenirse örnek veriyorum, bu salise hassasiyeti size yeterli olmayacaktır. Onun için salise hassasiyetini Get Dates değil de SYS Date Times kullanarak salise hassasiyetini artırabilirsiniz. Bir de Universal Time görüntüleyelim ekranda. Gördüğünüz gibi şu anda aslında Get Dates olarak, tarih olarak geriye bize dönen değer saat 7'yi 1 geçiyor ve 28 saniye. Ama Universal Time olarak baktığımız zaman aramızda Türkiye ile Greenwich saatine göre aramızda 2 saat var. Bir de saatler 1 saat ileri alınınca 3 saat oluyor. Aslında saat 4'ü 1 geçiyor Get UTC Dates ile gördüğümüz kadarıyla. Bir de şundan bahsedelim, language'den bahsedelim. Mesela ben varsayılan dili Türkçe'ye çevirdiğim için bir hata olduğunda, örnek veriyorum bakınız, ama hata oluşturalım tabii ki. Bir hata oluştuğunda bu hatanın sonucu select yıldız from diyelim sadece. Bu hatanın sonucu Türkçe olarak görüntüleniyor. Bu da bize bir kolaylık sağlar. Gördüğünüz gibi from yakınındaki söz dizimi yanlış diye bir sonuç döndü. Normal şartlar altında bu sonuç İngilizce dönüyor. Fakat ben varsayılan dili language, Turkish olarak değiştirdiğim için sıkıntı olmuyor. Biraz da end of month fonksiyonundan bahsedelim. Bu fonksiyon kendine sunulan tarihin
son gününü döndürür. Mesela burada 2016 yılının Şubat ayının birinin End of Month'a göre son tarihi 29 çıkar. Çalıştıralım bir sorguyu. Yani bir ayın kaç çektiğini buradan bulabilirsiniz. Yaklaştırıyorum sonucu. Gördüğünüz üzere 2016 yılının Şubat ayı 29 gün çekiyor. Bazı durumlarda ay sonu bulmak gerekebilir. Bu durumda End of Month fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4'e bölünebilen bir yıl bilgisinin Şubat ayı 29 çekiyor. Mesela 21 Mayıs 2014 demişim. Yani Mayıs ayının ay sonu kaç gün onu bulmak istiyorum burada. Mayıs ayı her zaman 31 gün çeker. Hani bunu bulmak için bir fonksiyona belki gerek yok ama Şubat ayı için bu fonksiyon mutlaka gerekli. Bakıyoruz. Ay sonu 31 Mayıs. Normal şartlar altında End of Month'u kullanmasaydık ay sonunu bulabilmek için 21 Mayıs'a önce bir ay ekleyecektik. 21 Haziran olacaktı. Daha sonra 21 gün çıkarttığımızda da 21 Haziran'dan 21 gün çıkarttığımızda da program bize 31 Mayıs'ı görüntüleyecekti. Daha önceki fonksiyonlarımızla bu işlemin nasıl yapıldığını kitabımızda anlatmıştık. Çalışanlarımızın yaşlarına bakalım. En büyük çalışanımız 77 yaşında, en küçüğümüz 48 yaşında görüntüleniyor. Şimdi bu sorguyu ben tekrar yazayım. Hani sorgu biraz uzun. Anlaşılmayan kısımları olabilir. Anlatmak yeterli olduğu zaman sorguyu tekrar yazmıyorum. Şimdi normalde bu sorgu aslında şöyle. Select yıldız. Şu adımlardan geçiyor. Şimdi anlatacağım. Select yıldız from employees dedim. E takma ismini verdim. E nokta birth date dedim. Yani çalışanların doğum tarihleri listeli. Şimdi en büyük çalışanlarımızdan en büyük olanı bulacağız. DateDiff ile tarih farkını buluyoruz. DateDiff fonksiyonuyla. Bakınız şu anda bizden bir interval istiyor. Biz interval olarak year veriyoruz. Yani yıl bilgisi istiyoruz. Birinci tarihi istiyor. Starting date time. Başlangıç zamanını verdik. Bir de bitiş zamanını verelim. Bitiş zamanında bilgisayarımızın o anki tarihi get date olsun. Daha sonra date diff'in parantezinde kapatalım. Sorgumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi çalışanlarımızın yaşı listelendi. Şimdi aslında hani burada görünüyor yani 77 yaş en büyük yaş ama burada 1 milyon veri veya 100 bin veri olduğunu düşünün. Gözde bulamayız biz bunu. Onun için maksimum diyoruz. Bütün yazdığımız fonksiyonu maksimum parantezine alıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışanlardan yaşı en büyük olan 77 yaşındaymış. Buna büyük yaş ismini veriyorum bu sütuna. Tekrar çalıştıralım. Kontrol 1 ile yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi en büyük çalışanımız 77 yaşında. En küçük çalışanımızı bulmak için ben bu fonksiyonu tekrar yazmayacağım. Sadece yani minimum ekleyeceğim başına. Kitapta yazarken de öyle yazmıştım. Çalışanımızın en küçüğünün yaşını bulabilmek için de sadece max yerine min yazıyoruz. Bütün sorguyu yeniden yazmayalım. Gördüğünüz gibi çalışanlarımızdan en büyük yaşı 77, en küçük yaşında 48 olduğunu görüntülemiş olduk. Arkadaşlar size biraz da substring fonksiyonundan bahsetmek istiyorum. Şimdi sorguyu özet şekilde tekrar yazayım. Biraz karışık bu sorgu, o yüzden yazıyorum.
Select. Aslında yazılmış kısımlarını kopyalayarak size görüntüleyebilirim. Company name ve telefon numarası. Bunları alıyoruz. Telefon numarası ve tekrar telefon numarası. Aslında sorgumuz, yani yukarıdaki sorgumuzun ilk yazıldığındaki hali böyleymiş. Bir çalıştıralım. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi telefon numarası döndü. Burada amacımız bu telefon numarasının, bir yakınlaştırayım ekranı. Telefon numarasının 503 yazan kısmını, 503 yazan kısmını ayrı, 555 çizgi 98 31 yazan kısmını ayrı almak. Bunu substring de yaparız. Yani parça al fonksiyonuyla. Şimdi telefon numarasından parça alacağım. Substring diyorum. Öncelikle alan kodunu alacağım. Substring diyorum. Birinci karakterden başlayarak 5 karakter al diyorum. Buraya da alan kodu takma ismini vermişim. Beş karakter al demek için tabi araya virgül koymak lazım. Şimdi fonksiyonu çalıştırıyorum. Bir sonuca bakalım. Ekranı büyüteyim. Gördüğünüz üzere alan kodunu ayırmış olduk. Şimdi bu sefer de telefon numarası kısmını ayırmam gerekiyor. Ben yine aynı formülü kopyalıyorum. Tekrar yazmıyorum. Sadece burada 5 karakterden sonraki kısmı alacağım için 6. karakterden başla diyorum. 6. karakterden sonraki telefon numaralarını sayalım. Kaç karakter? 3, 4 daha 7, bir de çizgi var 8. O zaman 6. karakterden başlayarak 8 karakter al diyorum. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi telefon numaraları substring fonksiyonuyla alan kodları ayrı olarak görüntülendi. Yalnız sütun ismi aynı olmuş. Şöyle yapalım. Tekrar çalıştıralım. Şimdi sütun isimlerimiz de farklı olacak. Yakınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi telefon numarasına da ulaşmış olduk. Şimdi ben bu sorguyu biraz daha farklı yazmak istemişim. Neden? Çünkü telefon numarası alan kodundan sonra bu şekilde yazılmamış olabilir. Yani bakınız. 555 çizgi 983 yazılmış. Mesela ben buraya bir Türkiye telefon numarası yazarsam bu hane artacak. Örnek veriyorum 554 çizgi 285 çizgi 50 çizgi 55. Tabii ki 554'ü parantez içinde yazmış olmam gerekiyor. Bu şekilde olduğu zaman alan kodundan sonra kalan telefon numarasının kaç hane olduğu belli değil. Ülkelere göre değişir. O zaman bu durumda yapmamız gereken, bizim bu durumda yapmamız gereken len fonksiyonuyla telefon numarasını düzenlemek. Şimdi önce ben bir sorguyu çalıştırayım size. Gördüğünüz gibi yine aynı sonuç döndü çünkü telefon numaraları hep aynı. Ama normal şartlar altında ben buraya 555 çizgi 98-31 yazan kısım için 8 hane yazmıştım. Telefon numarası 10 hane olsa yine 8 hanesi gelecekti. Şuradaki fonksiyonla telefon numarasının uzunluğu ne kadarsa o kadar hane gelmiş oldu. Yalnız telefon numarası alanının, burası çok önemli, telefon numarası alanının uzunluğu şu anda 503 dahil olmak üzere 8 karakterden daha uzun. Yani ben boşuna şu len fonksiyonuyla fazla bir veri almış oldum. Burada da bir sonraki sorguda da alan kodunun uzunluğunu bütün telefon uzunluğundan çıkararak substring'i kullanmışım. En doğru kullanım tarzı bu. Çalıştıralım. Yine aynı sonuç döndü. Şöyle bir örnek yapayım size. Farklı sonuç döneceğini göstermek istiyorum. Shippers tablosuymuş. Northwind Tables'tan Shippers tablosu. Bir yakınlaştırayım ekrana. Shippers tablosu. Shippers tablosunu Edit All Rows diyerek düzenleyeceğim. Edit All Rows'a bastım.
tabloyu düzenlemeye başladık. Buraya mesela yeni bir kargo yazalım. İşte Aras Kargo olsun. Telefon numarası da işte kafadan atacağım 555 555 66 77. Ekrana yakınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi telefon numarası farklı olmuş oldu. Yani hane bakımından daha uzun. Şimdi burada ben bu tablo için 58. sorguyu çalıştırdığımda telefon numarası 555 66 77 iken sadece 555 66 görüntülendi. Yani böylece 8 karakter almakla yeterli karakter sayısını almamış oldum. Bundan dolayı len fonksiyonuyla almam gereken parça sayısını belirtmiş olacağım. Burada da doğru bir sonuç elde ederim. Sıkıntı yok. Görünürde sonuç doğru. Yani telefon numarası 555 66 77 olarak görüntüleniyor gördüğünüz gibi. Hiçbir sorun yok. Fakat burada bir mantık hatası var. Yani ben burada parça alırken normal şartlar altında bütün telefon numarasının uzunluğu kadar parça aldığım için telefon numarası uzunluğu da kaçmış onu sayalım. Şurası 5. Alan kodu 5. Telefon numarası 3, 5, 7, 2 de çizgi var 9. Normalde 6'dan başlayarak 9 karakter al diyorum. Fakat ben 6. karakterden başladığımda şurada 6. karakterden başladığımda geriye 9 karakter kalmıyor. Geriye kalan karakter sayısı normal şartlar altında len dediğim için bana len fonksiyonunun döndürdüğü değer sayalım. Sadece şu kısmı alalım. Hemen şöyle bir sorgu yazalım. Hani len fonksiyonu bana 9 karakterden daha fazla bir sonuç döndürüyor. Hani boşuna formülü fonksiyonu çalıştırmış oluyorum. Gerçi çok mühim değil ama burada bir mantık hatası yapılmış oluyor sadece. Gösterelim şimdi. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi 15 karakter dönüyor. Halbuki ben 6. karakterden başladıktan sonra almam gereken karakter sayısı asla 15 değil. Sayalım kaçtı? Onu görelim. Tekrar sayıyorum. Normal şartlar altında 555, 66, 77 için 3, 5, 7, 2 de çizgi var. 9. 9 olması lazım. Ama bana len fonksiyonu şurada, burada len fonksiyonu bana kaç döndürüyor? Mesela 555, 66, 77 için 15 karakter döndürüyor. Döndürmesi gereken karakter sayısı daha farklı. Onun için sorgu 60'ta dönmesi gereken karakter sayısı kadar karakter döndürmüş olduk. Sorguyu yazmayacağım, sadece anlatayım. Bir değişken tanımladım. Adı, alan kodu len. Değişkenler et ile tanımlanıyor. Int tipinde bir değişken. Ben bunu 5 olarak tanımlamışım. Yani ilk değeri 5. Daha sonra sorgumu yazıyorum. Company name ve yani ve telefon numarasını listelemek istiyorum. Substring demişim. Telefon numarasından birden başlayarak alan kodunun uzunluğu kadar sonuç görüntüle demişiz. Yani şu kısmı görüntülemezsek adım adım sorguyu size çalıştırabilirim. Tabii ki buradaki virgül de olmayacak. Tamam, adım adım bir sorguyu çalıştıralım. İlk aşamada bize sadece alan kodu dönüyor. Çünkü alan kodu 3, 2 de parantez var, 5 karakter. Ben de zaten 5 olarak tanımlamıştım. Şimdi sıra geldi ikinci bölüme. Yani substring fon alanından alan kodu len uzunluğuna bir ekle ve fon alanının uzunluğu kadar uzunluk al ama bu uzunluktan alan kodunun uzunluğu olan 5'i çıkart. Yani böylece telefon numarası alan kodu hariç kaç karakterse substring'in son parametresine o kadar değer göndermiş oluyoruz. Bu sorguyu artık geçelim. Herhalde anlaşılmıştır.
len fonksiyonunu kullanmışım. Mesela burada Süleyman Uzun Köprü için 18 dönmüş. Şimdi de biraz Having'den bahsetmek istiyorum. Normalde Group By kullanıldığı zaman koşul olarak where kullanamazsınız. Group By kullandıysanız Having kullanmanız lazım. Sorguyu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi where anahtar sözcüğü yakınındaki söz dizimi yanlış diyor. Group By ile beraber where kullanılmaz, Having kullanılır. Sorguyu tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sonuç dönmüş. Burada yaptığımız işlemi anlatmak istiyorum. Order Details diye bir tablomuz var. Order Details tablosunda Order ID'ye göre indirimli fiyat listelemek istemişiz ve bu fiyatları da büyüklüklerine göre sıralamak istemişiz. Round yuvarlama işlemi yapar. Burada round fonksiyonu için şöyle göstereyim size. Şurası expression kısmı, birinci kısım. Burası da ikinci kısmı. Biz iki haneye yuvarlamak istiyoruz sonucu. Şimdi sum fonksiyonunu kullanmışım. Normalde quantity ve unit price değerlerini birbiriyle çarpmışım. 1 eksi discount ne demektir? Arkadaşlar şöyle anlatayım. Mesela 1 eksi discount'tan bahsedelim. Ürün 1 liraysa, %20 indirim varsa 1 liradan, yani 1 lira demeyelim de 1 birimden %20'yi çıkarttığımızda %80 kalır. Yani ürünün %80'i indirimli fiyat olmuş oluyor. Yani mesela diyelim 100 liralık üründen 20 lira indirim yaparsam ürün 80 lira olur. Burada onu anlatmaya çalışmışız. Birden indirim oranını çıkartıyoruz. Daha sonra quantity ve unit price değerleriyle çarpıyoruz. Discount indirim, quantity miktar, unit price de birim fiyat demek. Şimdi normal şartlar altında ben adet ile birim fiyatı çarptığımda sonuca ulaşıyorum. Yani mesela 5 tane ürünüm varsa birim fiyatı da 2 ise 5 çarpı 2 10 yapar. Fakat bu üründe bir indirim var. Yüzde kaç indirim var? Örnek veriyorum, %20 indirim olsun. Bir rakamından 0,20'yi çıkarttığımızda geriye kalan sonuç 0,80'dir. Yani ürünün indirimsiz fiyatı %80'ine denk gelir. 1 eksi 0,20. Gördüğünüz gibi 0,80 çıkıyor. Böylece ürünün %80'i ile çarptığımızda miktarı, pardon, birim fiyatı çarptığımızda sonucu elde etmiş oluruz. Yani ürünün indirimsiz haline ulaşmış oluruz. Yani 0,80 çarpı miktar çarpı birim fiyat. Niye 2'de 1 Google Translate'e geçiyorum? Arkadaşlar, kitaptaki Northwind veri tabanı İngilizce olduğu için bazı arkadaşlarımız tabloları tanımlarken, tabloları anlamaya çalışırken zorlandıklarından bahsettiler. Ben de bu şekilde Google Translate ile tablo sütunlarının nasıl çevrileceğini size görüntülemiş oldum. Aslında kitabın başında biz bütün tablonun alanlarının Türkçelerini anlatmıştık. Şimdi ben bu sorgunun aynısını yazayım, daha rahat anlaşılsın. Select. Şöyle yapalım. Adım adım yazacağım sorguyu. Öncelikle şu kısım olmadan yazacağım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, sorgunun ilk adımında bir hatayla karşılaştık. Ne diyor? Order ID sütunu bir toplama işleminde
grup bayan tümcesi bulunmadığı için geçersiz. Çünkü ben burada bir sonuç almaya çalışıyorum. Yani toplam almaya, sum, toplam almaya çalışıyorum. Fakat bu toplamda neye göre gruplandırma yapacağımı belli etmemişim. O zaman bu sorgu çalışmaz. Bu sorguda anlaşılmayabilecek kısım ihtimalen şu kısım. Bunu hemen anlatmak istiyorum. Ürünün indirimini çıkartıyorum. Yani birden 0,20 indirim varsa, %20 indirim varsa 1-0,20 %80'i buluyorum. Daha sonra adet ve miktar fiyatlarıyla çarparak ürünün o anki fiyatına ulaşıyorum. Adetleriyle beraber tabii ki. İndirimli fiyata ulaştım. Şimdi benim bu sum fonksiyonuna göre gruplama yapmam lazım ki sonuca ulaşabileyim. Neye göre gruplama yapmak istiyorsam o sütunu yazmam lazım. Zaten burada ancak gruplama yapabileceğim sütun sorguda var olan sütun olan order ID değeri. Çalıştıralım. Gördüğünüz üzere order ID değerine göre bir gruplama yaptık. Şimdi şöyle bir şey istiyoruz. Normal şartlar altında sorgu bu kadar yeterli. Ama bazı durumlarda group by kullandığınız halde gruplanmış olan bu sorgu sonucunun belli bir filtreye göre kısıtlanmasını istiyorsanız bu durumda normal şartlar altında where ifadesi kullanıyorduk. Ama having kullanacağız. Ben öncelikle bir where ifadesini kullanayım. Order ID değeri 11.000'de 11.070'ten büyük olanları istiyorum. Çalıştıralım. Normal şartlar altında filtre where ile veriliyor. Gördüğünüz üzere sonuç verilmedi. Yani sonuç görüntülenmedi. O zaman having kullanalım. Yani where yerine group by kullandığımız zaman having kullandığımızı size anlatmak istiyorum. Gördüğünüz üzere 11.070'ten büyük ve eşit olan order ID değerleri 11.070'ten büyük ve eşit olan rakamlar görüntülenmiş oldular. ID değerleri daha büyük ve eşit olanlar görüntülenmiş oldular. Having kullandık where yerine group by olduğu zaman. Şimdi yine bir having ifadesiyle karşı karşıyayız. Fakat bu sefer durum farklı. Az önce sadece order ID değerinin bir rakamdan büyük olup olmadığına baktık. Mesela şimdi burada da toplama göre çıkan sonuç belli bir sonuçtan büyükse demiş oluyoruz. Bunu bir çalıştırayım önce ben size. Evet, sonucu da görüntülüyorum. Gördüğünüz gibi toplam değerleri farklı farklı görüntülendi. 260'tan büyük olanlar görüntülendi. Gördüğünüz üzere. Burada ne yapmış olduk? Sum fonksiyonuyla quantity değerini toplamak istiyoruz. Order details tablosunda. Group by ifadesiyle işlemi order ID'ye göre grupluyoruz. Gördüğünüz gibi işlemi order ID değerine göre grupladığımızda quantity değerleri bize dönmüş oluyor toplamları. Peki ben istiyorum ki toplam alındıktan sonra çıkan sonuç 260'tan büyük ise o zaman fonksiyonu aynen alıyoruz. Having kısmına yapıştırıyoruz. Ve filtre olarak vermek istediğimiz filtreyi verip işlemi gerçekleştiriyoruz. Bir de order by koyarsak buraya. Zaten order by varmış. Toplama göre azalan sırada bir sıralama da yap demişiz sorgu sonucunda. Burada row count sabitine bir atama yapmışız. Göstereyim size arkadaşlar sonucu. Öncelikle select yıldız from products'ı çalıştıracağım. Gördüğünüz üzere 77 satır kayıt döndü. Ben dönen bütün kayıtların satır sayısını 4 ile sınırlandırdım. Bakalım ne dönecek. Sadece 4 satır dönüyor. Set row count 0 diyerek de count 0 diyerek de tekrar satır sayısı sınırlamamı kaldırmış oldum. Dated fonksiyonunu kullanmışız burada da. Sorguyu bir çalıştırıyorum. Daha sonra anlatacağım. Gördüğünüz gibi 31 Mayıs 2014 sonucu dönmüş.
Öncelikle tarih formatını day, month ve year yani gün ay yıl olarak değiştirdim. Daha sonra declare tarih date diyerek tarih tipinde date tipinde yani tarih tipinde bir değişken tanımladım. Değişkenimin adı et tarih yani tarih. Set et tarih diyerek tarih değişkenime 24 Mayıs 2014 şeklinde bir atama yapabildim. Çünkü day, month ve year şeklinde atama yapabiliyorum. Burada da 24 gün M 05 ay Y 2014 yıl. Select date et diyorum. Güne day yani date et D dediğim zaman D'ye güne 7 gün ekliyorum. Değişkenim de tarih. Yani 24 Mayıs'a 7 gün ekliyorum. Sonuç olarak 31 Mayıs 2014 dönüyor. Peki. Sonuç böyle döndüğünde şöyle yapalım. Sonuçta 31 Mayıs 2014 olarak dönsün istersek biraz daha farklı işlemler yapmamız gerekecek. Arkadaşlar şimdi bazı durumlarda tablolarınızda null değerler varsa bu null değerler bir string ile birleştirilemeyebilir. Yani siz null değerleri kullanmak istiyorsanız concat null yields null of şeklinde bir atama yapmanız gerekir. Normal şartlar altında bakınız select null artı string birleştir herhangi bir sonuç döndürmez. Sonuç null çıkar. Yani null bir veriyle neyi birleştirirseniz birleştirin null sonucu döner. Biz de bu null kontrolünü kapattık. Bakınız şu anda sonuç döner. Çünkü null bir ifade olduğu halde null kontrolünü ben kapattım. Tabii bunu mutlaka açalım. Tekrar eski haline döndürelim. Buradaki sorguyu hemen çalıştırarak size bir sonuç göstereyim önce. Gördüğünüz gibi unit price'in KDV değerlerini görüntülüyorum. Yani birim fiyata göre KDV. Şimdi arkadaşlar şöyle yapmışız. Oran adında bir değişken tanımlamışız tipi float. 0.18 yani KDV oranının da %18 olduğunu belirlemişiz. Order ID değerlerini listeleyeceğiz. Order details tablosundan. Aynı zamanda unit price değerini de listeleyeceğiz. Yani şöyle 10.248 order ID değerli unit price 14 iken KDV'si 2.52 yapacak. Böyle bir şey istiyoruz. Unit price. Unit price çarpı oran. Unit price mesela 14 ise 14 çarpı 0.18 ile KDV oranını buluyoruz. Oran değişkeninde KDV rakamı saklanmış. Böylece KDV oranını da buluyoruz ve order details tablosundan sonucu görüntülüyoruz. Buradaki sorgumuzun da mantığı bu. Şimdi buradaki sorgumuzu bir fonksiyon olarak yazmak isteyelim. Şurada go kullanırsak iyi olacak. Şimdi arkadaşlar fonksiyonu henüz create etmediğim için bu şekilde görüntüleniyor. Çünkü size Northwind veri tabanını kurma işlemini gösterirken bütün Northwind veri tabanı silindi. Normal şartlar altında ben kitap yazarken bu fonksiyonların hepsini tek tek yazmıştım. Ve bu fonksiyonlar listesinde vardı. Ama şu anda yoklar. Hepsinin tekrar create edilmesi lazım. Şimdi ben önce fonksiyonu bir create edeyim. Fonksiyonumuz create edilmiş oldu. Arkadaşlar bir fonksiyon create edildiği zaman fonksiyonun kullanılabilmesi için mutlaka şema bilgisiyle birlikte kullanılması gerekiyor. Şimdi fonksiyonu tanımlamaya başlayalım. Öncelikle create ifadesiyle, create fonksiyon ifadesiyle yeni bir fonksiyon tanımlayacağımı ifade ediyorum. Fonksiyon da adı fn ile başlatıyorum ve alt çizgi koyuyorum. Yani bu fonksiyonun
listeye eklendiğinde bir fonksiyon olduğu belli olmuş olsun. Peki bu fonksiyon listeye yerleşti mi ona bakalım. Ekranı yaklaştırıyorum. Programability altında. Functions altında. Scalar valued functions. Yani table value function da var. Biz şu anda scalar yapmış oluyoruz fonksiyonumuzun tipini. DBO FN alt çizgi KDV hesabı şeklinde fonksiyonumuz yerleşmiş oldu. Oluşmuş oldu. Devam ediyorum. Fonksiyonumun adı FN KDV hesabı. Buradan da görüyorsunuz zaten. FN KDV hesabı fonksiyonu create edildi. Fonksiyonumuza money tipinde iki değişken alıyoruz. Değişkenimizin biri rakam, biri oran adında. Returns money diyerek burada return'e s ekliyoruz. Returns. Dönen verinin tipi de money olmuş oluyor. Begin end arasında da fonksiyonumuzun işlemini yapmasını sağlıyoruz. Burada return diyoruz. Yani fonksiyonumuzun sonucunu döndürüyoruz return'e. Rakam değişkeniyle oran değişkenini birbiriyle çarpıyoruz. Bu rakam ve oran değişkeni fonksiyon için dışarıdan alınması gereken parametreler olarak beliriyor. Şimdi fonksiyonu bir kullanalım. Dediğim gibi şema bilgisiyle beraber yazıyoruz. Benim şema bilgim DBO olduğu için DBO ile beraber kullandım. Mesela 100 18 yani rakamımız 100. Oranımız da 18. Select diyelim. Şimdi bu şekilde fonksiyonu kullanıyorum. Yani 100 liranın 18 KDV'sini bulmaya çalışıyoruz. Fakat 1800 sonucu görüntülendi. Returns'e baktığımız zaman oran direkt çarpılıyor. Yani bir eksi oran yazmadık. Bundan dolayı 18 değil, oranı verirken 0,18 şeklinde vermemiz lazım. Yani 100 liranın %18 KDV'sinin 18 çıkabilmesi için oranı 0,18 olarak vermemiz gerekiyor. Şimdi bu fonksiyonu bir tabloda kullanmışız. Yine order details tablosunda unit price değerine göre KDV bulmuşuz. Normal şartlar altında KDV'yi değişkenlerle birlikte bu şekilde bulmuştuk. Fakat her seferinde değişkenlerle birlikte KDV bulmak yerine bir fonksiyon tanımladık. Fonksiyonumuzun adı FN KDV hesabı rakam alıyor ve oran alıyor. Şimdi bu işlemin sonucunu size görüntülemek istiyorum. Gördüğünüz gibi fonksiyonla beraber KDV'yi KDV fonksiyonuyla beraber unit price'ın KDV değerlerini de bulmuş olduk. Şimdi FN KDV hesabı fonksiyonunu yazmaya başlıyoruz. Birim fiyat virgül yani şu anda fonksiyona birim fiyatla rakamı vermiş oldum. Oranı da vermem lazım. Oran da 0,18. Böylece her bir unit price değerinin %18 olan KDV'si bulunuyor. Biraz da join'den bahsedelim. Şimdi öncelikle sorguyu çalıştırıp sonucu size görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi iki tablo birleştirildi join ile, left join ile. Sonuç şöyle. Ekranda görüntülendi. Burada from ifadesinden sonra ilk tablo products tablosu. Products tablosunun takma ismi P. Left join ile beraber Products tablosunun Categories tablosuyla join edilmesini, birleştirilmesini sağladık. Arkadaşlar from ifadesinden sonra tablo adını yazıyoruz. Tablo adını yazdıktan sonra join komutunu yazıyoruz. Join komutundan sonra ikinci tablomuzu yazıyoruz. Gerekirse üçüncü tablomuzu da yazacağız. Ama şu anda ikinci tablomuzu nasıl yazdığımızı anlatmak istiyorum. Join'dan sonra ikinci tablomuzu yazdık. Bu P ve C ifadeleri sadece ve sadece takma isimler. On diyerek kategori tablosunun ve product tablosunun
ne ile birbiri ile eşleştiğini anlatmaya çalışıyoruz. Yani diyoruz ki products tablosundaki kategori ID değeri ile categories tablosundaki kategori ID birbirine eşittir. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Tabii ki diyagramdan. Ben bunu şöyle anlatmak istiyorum. Products tablosu ile categories tablosu arasında nasıl bir ilişki var? Yeni bir diyagram diyorum. Biraz ekranı büyüteyim. Nereden yaptığımı siz de görün. Database diagrams'a geldim. Sağ tıklayarak New Diagrams diyorum. New Database Diagram diyorum. Yeni bir diyagram ekleyeceğim. Bu diyagram tablolar arasındaki ilişkiyi gösterecek. Categories ve Products tablosunu ekliyorum sadece. Arkadaşlar kontrole basarak ekliyorum. Tekrar kontrole basılıyken mouse'a tekrar basınca eklenen tablolar siliniyor. Bakınız şimdi. Categories tablosuyla Products tablosu birbiriyle olan ilişkisi neymiş? Onu bulalım. Gördüğünüz üzere kategori ID değerleriyle birbiriyle ilişkileri var tablonun. Zaten şöyle de göreceksiniz. Products tablosunda kategori ID var. Kategori tablosunda da kategori ID var. Mesela bir kategori olur ama kategoriye ait onlarca ürün olabilir. Böylece birden çoka ilişki var burada. Kategori ID değerini foreign key olarak, misafir anahtar olarak, yabancı anahtar olarak products tablosuna mutlaka ekliyoruz. Böylece inner join yaparken on ifadesinde şunu yazmış oluyoruz. Tekrar inner join'e geçelim. Products tablosu ile categories tablosunu join edeceğim diyorum. From ifadesinden sonra birinci tablo, join ifadesinden sonra burada left join olur, right join olur, full join olur, cross join olur ya da sadece join yazarsanız da inner join demektir. Inner join olur. Bundan sonra join ifadesinden sonra ikinci tabloyu yazarız. Daha sonra on ifadesi ile tablonun birbiriyle olan ilişkisini yazarız. Yani kategori ID ile bu tablolar birbirini tanırlar demek istiyoruz. Bakınız şöyle database diyagrama bakalım. Gerçekten de kategori ID değeriyle birbirini tanıyor. Products tablosunda kategori ID değeri foreign key. Categories tablosunda kategori ID değeri primary key. Hem de unique. Yani tekrar edemez. Yani bir kategoriden bir tane olur demektir bu. Sorguda da şimdi bunu yazacağım. Yani 10 ifadesinden sonra 10 products nokta kategori ID eşittir. Categories nokta kategori ID biraz ekranı büyüteyim tekrar anlatayım. Products tablosundaki kategori ID ile categories tablosundaki kategori ID birbiriyle denktir. Demiş oluyoruz join ifadesinde. Böylece bu denkliğe göre iki tablo birbiriyle birleşmiş oluyor. Join edilmiş oluyor. Böylece mesela çayı, çenk bu ürünlerin kategorisi beverage'miş. Diğerininki condiments'miş. Yani 77 tane ürünün kategori adını listelemiş olduk. Normal şartlar altında product tablosunda kategorinin sadece ID değeri var. Az önce buradan da gördük. Bakın product tablosunda kategori name var mı? Yok. Sadece kategori ID değeri var. Kategori name hangi tabloda? Categories tablosunda. Böylece inner join ifadesinde categories tablosundan kategori name'i istedim. Products tablosundan product name'i istedim. Bu işlem için join kullandım. Anlatalım şimdi tekrar. Daha iyi anlaşılacağını umuyorum. Select. Select ifadesiyle hangi tablodan sorgu yapacağımı anlatmam gerekiyor. Sütun yazmalıyım önce. Product name sütununu istiyorum. Hangi tablonun product name sütunu? Product name bir tane var zaten. Birden fazla olduğu zaman o zaman hangi tablonun product name sütununu istediğimi anlatmam gerekiyor. Ama ben yine de P ifadesini kullandım. Yani products P'nin takma ismi olan P'yi kullanarak nokta koyup product name yazdım. Birden fazla join olduğunda beşli mesela örnek veriyorum 5 tane tabloyu birbirine join ettiğinizde
aynı sütun ismine rastlamanız muhtemel. O zaman hangi tablonun product name'ini istediğinizi takma isimle beraber sunabilirsiniz. Product name, products tablosundan. Kategori ne? Kategori tablosundan gelecek. From, products tablosunu al. Soldan birleştir, sola göre join et. Categories C, kategori tablosu ile birleştir. Products tablosu ile categories tablosu şu anda birleşti. Products tablosundaki kategori ID ile kategori tablosundaki kategori ID'nin birbirine denk olduğunu on ifadesiyle anlatmış olduk. Bazı arkadaşlarımız join kullanmayıp burada ver ifadesiyle de bir sonuca ulaşıyorlar. Ancak ilişkisel veri tabanlarında tabloların birbiriyle olan ilişkisini join ile anlatmak çok daha hızlı bir sonuç döndürmenize sebep olacaktır. Bu sorgumuzda da right join yapmışız. Şu sorgumuzda full join. Arkadaşlar şimdi her tabloda, yani products tablosunda ve kategoris tablosunda tüm kategoriler, ürünler tablosunda da kategorilere ait ürünler olduğu için right join, left join, full join arasında hiçbir fark yok. Ancak yeni bir kategori eklediğimizi düşünelim. Edit all rows diyorum arkadaşlar. Ekranı yakınlaştırayım. Edit all rows. Kategoris tablosuna yeni bir kategori ekleyeyim. Kategori. Ya, tekstil yazalım. Hani tekstil kategorisi. Öylesine bir açıklama yazdım. Şimdi bakın arkadaşlar. Tabloyu left join yapacağım. Öncelikle baştan başlayalım. Left join, right join, full join yapalım. Left join yaptığımda 77 satır dönüyor. Normal şartlar altında diğer tablodaki tekstil kategorisine ait herhangi bir ürün yok. Görüntülenmemiş oldu. Şimdi right join yapacağım. Right join'de 78 satır dönmüş oldu. Bakınız, tekstil kategorisine ait ürün olmadığını görmüş oldum. Bazı durumlarda yazdığınız sorgular sizin bir kategoriye ait ürün olup olmadığına bakmanızı sağlayabilir. Normal şartlar altında yüzlerce kategori açarsınız fakat o kategoriye ait henüz bir ürün temin edilmemiştir. Bu durumda hangi kategorinin ürünleri henüz gelmedi şeklinde bir sorgu yazarsanız sonuca ulaşırsınız. Yani null değeri gördüğünüz kategori name'e ait ürün henüz alınmamış demektir. Burada right join yaptığımız için sonuca ulaşmış olduk. Yani kategoristeki her şey products'ta sadece var olanlar listelenmiş oldu. Bakalım. Pekala full join nedir? Normalde full join şu anda right join'le aynı sonucu döndürecek. Gördüğünüz gibi kategori name'i olan tekstil kategorisine ait herhangi bir ürün yok. Şimdi bir ürün tanımlayalım. Ürünün de kategorisi olmasın. Bu durumda full join çalıştığında hem kategori name'e ait ürünü olmayanlar hem ürüne ait kategorisi olmayanlar listelenir. Yani sağ ve sol tablodaki her ürün listelenir. Denk gelenler karşısı null olmaz. Denk gelmeyenlerin karşısı null olur. Bir de products ekleyeyim. Aslında bunu kitabımızda çok detaylı olarak anlatmıştım. Bir ürün ekleyelim. Üründe ne olsun? Hani televizyon olsun mesela. Gördüğünüz gibi televizyon ürünümüz eklendi. Tamam. Şimdi full join'i görelim. Diyagramı kapatabilirim bu arada. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Şu anda diyagramla işimiz yok. Ben sadece ekran kapatıyorum. Tekstil. Burada da televizyon ürünü. Televizyon ürününün kategori ID değeri yok. Bakalım ne olacak. Şimdi left join çalıştıralım. 78 kayıt listelendi. Bakın, televizyon ürünü var ama kategorisi yok.
Bu çok kötü bir şey. Yani bir ürün varsa, kategorisi yoksa tablonuz karışmış demektir. Bu yüzden programınızı yazarken bir ürüne ait kategorinin mutlaka listelenmesi gerektiğini tablonuza bildirmeniz gerekir. Northwind için bunu yapmamışlar. Bunu program bazında tanımlamışlar sanıyorum. Şimdi right join yaptığımızda da sadece kategori name listelendi. Yani kategori name'deki tüm kategoriler, product name'deki sadece var olan ürünler listelenmiş oldu. Full join'de ise bakın arkadaşlar. Bu sorgu benim en sevdiğim sorgu. Bakın televizyon ürünü var, kategorisi yok. Tekstil kategorisi var, ürünü yok. Full join'de bu anlama geliyor. Şimdi arkadaşlar buradaki sorgumuzda da şöyle bir şey yapmışız. Bakınız 1 2 3 hani ne sayıyorum? Kaç tabloyu join ettiğimi sayacağım. Birinci tablom orders, ikinci tablom customers, üçüncü tablom employees. 3 tane tabloyu join yapmışız. Sorguyu çalıştırıyorum. Burada bir de concat kullanmışız. Space var. Bunlardan da bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi çalışanın adı soyadı, aldığı sipariş ve ünvan bilgisi var. Ünvan bilgisi company name C tablosundan. C tablosu da customers. Yani müşteri ünvanıymış. Keşke oraya müşteri ünvanı yazsaydık. Yazalım o zaman. Ünvan değil de müşteri ünvanı yazayım. Hani burada sanki şey gibi anlaşılabilir. Hani employee'nin ünvanı. Halbuki müşterinin. Müşteri ünvanı. Şimdi olmuş oldu. Biraz büyütelim ekranı. Çalışanın adı soyadı, aldığı sipariş. Siparişi aldığı müşterinin ünvanı. Şimdi buradaki sorguda concat kullanmışız. Şöyle yapmışız. First name bilgisiyle last name bilgisini concat ile bir araya getirmişiz. Fakat arada bir boşluk var space ile. Mesela space 10 desem ad ve soyad arasında 10 boşluk olacak. Şimdi iyi takip edelim. Bakınız. Arada 10 boşluk var. 10 karakter boşluk var. Concat birleştirme işlemi yapmış oluyor. Yani artı yerine. Hani normalde biz şöyle artı işaretiyle birleştirme yapıyoruz ya. Bunu yapacağımızı space ile yapmışız. Daha sonra da orders tablosu, customers tablosu ve employees tablosunu bir araya getirmişiz. Orders tablosu ile customers tablosunu inner join yap. Orders tablosunun customer ID değeriyle customers tablosunun customer ID değeri eşittir. Bununla birbiriyle bağlanmaktadır. Relation yani ilişki bu sütunlar arasında yapılıyor. Daha sonra employees tablosunu birleştir. Employees tablosundaki employee ID ile o tablosu orders tablosundaki employee ID birbirine denktir diyerek bir join tanımlamışız. Burada join birden fazla tabloyla nasıl yapılıyor? Yani ikiden fazla tabloyla nasıl yapılıyor? Onu görüntülemiş olduk. Buradaki sorgumuzda da format işlevini görüntülemişiz. Her zamanki gibi yine birden indirim oranını çıkartarak birimle adeti çarpmışız, birim fiyatla adeti çarpmışız. Burada format işlevi şöyle. Format işlevinin parantezi burada başlıyor, şurada bitiyor. C formatlı demişiz ve İngilizce olarak görüntülensin. Hani İngiltere'ye uygun bir currency format. C currency demek. Currency format görüntülensin. Mesela çay ürününün toplam fiyatı 12.788,10 dolarmış. Burada format işlevini kullanmış olduk. Mesela burada yine currency formatını kullanıyorum fakat Türkiye currency yani Türkiye para birimini görüntülüyorum. Bakın TL işareti geldi. Yani format bu şekilde kullanılıyor. Zaten şuradaki round ifadesini birçok kez kullandık. Burası benim fiyatımı belirleyen kısım. Şuraya X dersem geriye kalan formatın tipi ve ülke bilgisi.
Şöyle. Ülke bilgisi formatı şurada. Arkadaşlar bazı durumlarda tüm tablolarınızı listelemeniz gerekebilir. Yani bir veri tabanındaki tüm tabloları listeleyip o tablolardan aradığınız bir tabloyu bulmak isteyebilirsiniz. Genelde bu çok büyük veri tabanlarında lazım oluyor. Mesela Dynamics AXAP'ta veri tabanında böyle bir sorgu çok işe yarayabilir. Çünkü yüzlerce hatta yerine göre yeni oluşturulan tablolarla beraber binlerce tablo oluşuyor Dynamics AXAP'ta da. Bu durumda da tabloların isimleri listelenmiş oluyor. Yani Information Schema Tables bilgisiyle bir veri tabanına ait tüm tabloları listelemiş oluyorsunuz. Bir de bunu şöyle size nasıl Excel'e aktarıyoruz onu göstereyim. Copy all dedik. Yani copy with headers dedik. Başlıkla beraber listeledim ben bu sorgunun sonucunu. Hemen bir Excel açarız. Excel'e bunu olduğu gibi yapıştırırız. Böylece Excel'de çok daha kolay işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Yani direkt filtre alıyoruz sorgu sonucu üzerinden. Access veri tabanı da bize böyle imkanlar tanıyor. Mesela şema bilgisine göre süzebiliriz. Benim tüm şemam DBO olduğu için bir sorun yok. Ama bazı durumlarda mesela şema bilgisini birini web, birini DBO yapabiliriz. Yani birisi şirket içindeki veri tabanını ifade eder. Web dediğimiz bir DBO belirleriz. Bu da veri tabanının web ile ilgili olduğunu belli edebilir. Bakıyoruz. Mesela burada base table'lar var. Yani ana tablolar var ve view'ler var. Bakınız. Mesela sadece view'leri görüntüleyebilirim. Yani sonuçları süzmek istediğinizde bu şekilde Excel'e kopyalayıp yapıştırırsanız çok daha hızlı sonuç elde edebiliyorsunuz. Sorguyla beraber de sütunları da listelemiş oluyorsunuz. Sorguyu çalıştırıyorum. Sonucu biraz büyüteyim. Gelin bunu da Excel'e aktaralım. Daha rahat görürüz. Copy with headers dedim. Gördüğünüz üzere mesela Northwind tablosunun Northwind veri tabanının özür diliyorum. Employees tablosunun sütunlarını listelemiş olduk. Bazı durumlarda sütun bilgisi de lazım oluyor. Bakınız gördüğünüz gibi Employee ID, Last Name, First Name, Title, Title of Courtesy, Birth Date, Hire Date, bütün bilgiler, bütün sütun verileri listelenmiş oldu. Sütunun veri tipi ve varsayılan dil bilgisi. Mesela hani bir rakamın collation name'i olmaz, yani dil bilgisi olmaz, null. Ama envarchar veri tipinin bir dil bilgisi olur. Bu şekilde Northwind veri tabanı tanımlanırken bu şekilde tanımlanmış employees tablosu. Biraz büyüteyim ekranı da daha rahat görün. Bir de şöyle bir şey görüntülemek istiyorum size arkadaşlar. Bir de view'lerden bahsedelim. Arkadaşlar bir select yazalım. Zaten yazmışım select'i. Bunu view'e çevireceğim. View, create view diyorum. View'ler parametre almazlar. Şimdi view de nedir diyeceksiniz. Arkadaşlar ben view'i birden fazla tablo join ettiğimde bu join işlemini başka bir tablo ile yine join yani birleştirme işlemine tabi tutacaksam view kullanıyorum. Bazı durumlarda bir tablonun sadece belli bir kısmını görüntülemek için view kullanıyorum. Bazı durumlarda da birden fazla tablo sonucunu, birden fazla sorgu sonucunu union all ile mesela birleştirmek istediğimde view üzerinden bu birleştirmeleri yapıyorum. View bize select sonucunu tabloymuş gibi görüntüleyen, üzerinden tablo gibi sorgulama yapabildiğimiz bir yapı. Create view diyorum mesela ve W, hani view olduğunu ifade etmiş oluyorum. VW ne diyelim? Sütunlar olsun. Hani sütun isimleri. Bütün Northwind veri tabanının sütun isimleri S diyoruz.
Yani create view. View adı s. Çalıştırıyorum. Tamam. View'im oluştu. Şimdi view'e bir sorgu atıyorum. Hani select yıldız from. Ha, view olduğu için select yıldız from kullanabilirim. Yani zaten bana sadece gerekli sütunları döndürecek bu view. Öyle tanımlamıştım. Hani select yıldız from kullanmayın diyorum size ama eğer bir view ise select yıldız from kullanılabilir tabii ki. İsterseniz bu view'i aynı bir tablo gibi sorgulamanız mümkün. Where ifadesi kullanabilirsiniz. Group by yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sonuç görüntülenmiş. Bakalım view oluşmuş mu? Views'e bakıyoruz. Yani veri tabanı views ve sütunlar gördüğünüz gibi. Hani sağ tıklayıp select all row yaptığınızda da select yıldız from sorgusunda otomatik yazıyor. Ha, burada yıldız yazmıyor da sütun sütun bütün sütunları yazıyor. Bunun faydası da şu. Şu iki sütunu istemiyorum mesela. Hemen direkt select sorgum hazır yani. Gördüğünüz gibi. Evet. View'im hazır. Şimdi ben bu view'i Excel'den kullanayım. Yani mesela sırf böyle sorgu şeklinde olsaydı hani Excel'den kullanmak için başka şeyler de yapmam gerekirdi. Şimdi view olduğu için bu view'i Excel'den çok rahat bir şekilde kullanacağım. Şimdi Excel programını açıyoruz. Standart direkt açın programı. Veri menüsüne geliyoruz. Excel 2013 tabii ki bu. Diğer kaynaklardan SQL Server'dan diyoruz. Sunucumuzun adı nokta. Arkadaşlar kolay olsun diye ben hani burada size sürekli lokal hostu anlatıyorum. Normal şartlar altında bunu 192, 168, 1 veya 2 grubunda herhangi bir IP atamamız mümkün. Fakat bu sefer size Active Directory'yi de anlatmam gerekecek. Domain sistemini anlatmam gerekecek. Veya da 1433 nolu portu açarak veri tabanınızı dış dünyaya sunabilirsiniz. Bu durumda sunucu adınız değişecek. Bir IP yani dış IP 192 olmayan yani 172 olmayan internette kullanılan bir IP olacak. Bu IP'de modem vasıtasıyla port yönlendirilmesi yaparak içerideki SQL Server'ın bulunduğu makineye yönlendirilecek. Ben bu konuyu kitabımızda anlattım. Kitabımızın ilk konularında bu port yönlendirme, 1433 nolu portun açılması, SQL Server'ın dış ortama, dış dünyaya açılması, statik IP'nin ne olduğunu kitabımızda anlattık. Şu anda konumuz o değil. Konumuz bir view'in Excel'e nasıl alınacağı. Sunucu adım nokta. Windows Authentication istemiyorum. SQL Server Authentication olsun. SA diyorum. Şifrem de 1, 2, 3. İleri diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi veri tabanındaki yani SQL Server'daki tüm veri tabanları listelendi. Mesela Hackathon Sample, Log Sample, Northwind. Biz Northwind veri tabanı ile iş yapacağız. Northwind veri tabanındaki tüm view'ler ve tablolar listelendi. Az önceki view'imizin adı neydi? VV ile başlıyordu. Evet, VV sütunlar. Seçtim. İleri diyorum arkadaşlar. Son düğmesine bastım. Şimdi diyor ki hani işlemi nereye alacaksın? Ben A1 hücresini almak istiyorum. Yani tüm tablo buraya yazılacak. İstersem özet tablo raporu, istersem özet grafik raporu oluşturabilirim. Ben şimdilik tabloyu seçiyorum. Arkadaşlar özellikleri değiştirebilirsiniz. Biraz geç açıldı. Tanım tablosunda yani tanım kısmında, tanım sekmesinde sorgunuz görüntüleniyor zaten. Bağlantının şekli var. Burada. Bakınız şimdi mesela burada diyor ki User ID SA var. Ama şifremizi yazmadık. Yani şifremizin buraya yazılmasını sağlamadık. Böylece güvenli bir bağlantı sağlamış olduk. Sadece Server Administrator olan User ID var. Sorgumuz da şu aslında. Select yıldız from VV sütunlar. Bunu biraz sonra hani Select yıldız from VV sütunlar şeklinde yazacağım ben size. Şimdilik standart olarak alalım. Tamam dedim. Parolayı bize tekrar soruyor. Çünkü parola az önce gösterdiğim yerde kaydedilmedi. Tamam diyorum. Bakınız bir view'i Excel'e almış olduk. Employees tablosunu listeleyelim. Employees.
Employers tablosunun tüm sütunlarını böylece listelemiş olduk. Veya mesela Products tablosunun tüm sütunlarını listeleyelim. Ya customers olabilir, bakınız. Bu şekilde tümünü listelemeyi sağlamış olduk. Şimdi arkadaşlar, şunu da size göstermek istiyorum. Tasarım menüsündeyiz demiştim. Yenile kısmından bağlantı özelliklerini açtım. Tanım kısmındayım. Buraya mesela farklı sorgular yazılabilir. İşte select yıldız from VV sütunlarda da hani ben biraz kesin olmasını istiyorum. Tekrar VV sütunları belki yanlış yazarız. Tabii ki Northwind de yazmamız gerekiyordu. Ben direkt sorguyu yazmış oldum. Bağlantı özelliklerine geliyorum tekrar. Tanım kısmından. Az önce tablo seçili olduğu için çalışmadı. Yani bu bir tablo değil. Bu bir sorgu. Bakınız tabloyken çalışmaz. Hani az önceki hatamızı gösteriyorum. Şimdi de bağlantı özelliklerine geldim. Tanım kısmından tablo yerine sorguyu seçtim. Yani SQL sorgusu yürütülecek. Northwind DBO'yu da ekledim. 1, 2, 3 dedim. Gördüğünüz gibi hani sorgu yazarak da bir işlem gerçekleştirebiliyoruz. Onu anlatmak istiyorum size. Gördüğünüz gibi Northwind DBO'yu yazmasak da sorgumuz çalışıyor. Herhangi bir problem yaşamadık. Ama yazdığımız zaman bu sorgunun hangi tablo ile ilişkili olduğunu daha rahat görebiliriz. Burada da arkadaşlar hani şu bağlantı şeklini kısaltabiliyoruz. Hani user ID yazarız, bir de PVD 123 yazarız. Bir daha bize parola sormaz. Excel'de dilimleyici eklemek mümkün. Bakınız mesela table katalog, table name ve collection name'i bu şekilde bir dilimleyici olarak eklemiş oldum ben. Mesela aslında collection name sadece Turkish oldu. Hani Türkçe olduğu için gerek yok. Siliyorum. Table katalogda sadece Northwind içeriyor. Mesela birden fazla veri tabanı olsaydı o zaman hani bu dilimleyicide başka bir veri tabanı da olurdu. Şu anda sadece Northwind veri tabanı var. Buna da ihtiyaç yok. Sadece table name kısmı işimize yarayacak dilimleyicide. Mesela customers. Gördüğünüz gibi hani süzme işlemini çok rahat, basit bir şekilde dilimleyici ile yerine getirebilmiş oluyoruz. Şuna bastığımız zaman da filtre temizlenmiş oluyor. Arkadaşlar Excel'in özellikleri bunlarla bitmiyor. Yani bize yardımcı olduğu öyle fazla özellik var ki hani anlatmakla bitmez. Devam edelim. Şimdi bu view'i ben silmek istiyorum. Hani size kitabımda sütunlar adında bir view sunmadığım için hani videoda da farklı bir şey anlattım. Onun için silmek istiyorum. Drop edelim. Böylece gördüğünüz gibi silinmiş oldu. Tabi burada göremiyorsunuz çünkü yenile demeniz lazım. Views üzerinde yenile demeniz lazım. Böylece view de silinmiş oldu. Normal sorgumuzu kitabımızdaki standartlarda bırakmış olduk. Mesela constraints'leri görebilirsiniz. Northwind veri tabanındaki constraints'ler nelermiş? Mesela birth date. Mesela doğum tarihi günün tarihinden küçük olmalıymış. Unit price değeri sıfırdan büyük olmalıymış veya eşit olabilirmiş. Yani mesela unit price değerine eksi bir yazamazsınız. Çünkü burada bir unit price constraints var.
Mesela bir veri tabanındaki tüm view'leri listeleyebilirsiniz. Northwind veri tabanında bayağı bir view varmış. Burada da primary key, foreign key ve check constraints bilgilerini görüyorsunuz. SYS Databases sorgusuyla da SQL Server'daki veri tabanlarını ve sürümlerini görüyorsunuz. Mesela 120 nolu sürüme ait veri tabanları SQL 2014 olmuş oluyor. Sistem veri tabanları hariç olarak işlem yapıyorum şu anda mesela. Ve farklı sütunları, sadece name sütunu ya da compatibility level'ı seçmişim. Bu SQL Server'ın versiyonunu size döndüren bir yapı. SQL Server 2014'ün hangi sürümündeyim ben şu anda onu görüntülemiş oldum size. Şu anda kimler login onu listeliyoruz. Mesela SA şu anda login durumunda. Bir şifre var fakat şifre görüntülenmiyor. Bir güvenlik açısından bu gerekli. Dersimize burada son veriyoruz.